Merhaba Özgür Zor takipçileri. Biz canlı yayında Diyarbakır'dayız. Bilindiği gibi Türkiye genelinde 84 belediyeye kayyum atandı. 14 HDP milletvekili tutuklandı ve onlarca belediye başkanı da yine tutuklananlar arasında. Bugün ise Türkiye'nin birçok yerinde HDP'li belediye başkanları ve vekillerin duruşması var. Yanımızda HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım bulunuyor. O da duruşmayı izlemek için sabahtan beri Diyarbakır Adliyesi'nin önünde. Bu sabah Şırnak'ta Ferhat Encü'nün yargılaması oldu. Ferhat Encü'nün duruşması ertelendi. Yine Mardin'de Gürsel Yıldırım'ın, Diyarbakır'da ise Meral Danış Beştaş ve Nursel Aydoğan yargılanıyor. Ayrıca Malatya'da da Sabahat Tuncer ve Gülten Kışanağ'ın bugün duruşmaları devam ediyor. Yanımızda dediğim gibi HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım var. Kendisi de sabahtan itibaren Diyarbakır Adliyesi'nde duruşmaları takip ediyor. Şimdi tüm bu geneli Ahmet Yıldırım'a soracağız. Evet, sabahtan beri Diyarbakır'dasınız ve duruşmaları takip ediyorsunuz. Bu yargılamalar konusunda neler söyleyebilirsiniz? Ya bir defa öncelikle hani şunu söyleyeyim. Bir tutuklanma biçimleri, yani aynı gün farklı illerde farklı dosyaların bir düğmeye basılmışçasına aynı dakikalarda başlayan operasyonlarla milletvekillerimizin, eş genel başkanlarımızın tutuklanması, ondan önce yine benzer şekilde zamanlaması manidar olan belediye eş başkanlarımızın tutuklanması ve tutuklanma sonrası kayyumların atanması başlı başına dikkat çekici, hukuk mecrasında değil, siyasi bir mecrada operasyonların, siyasi operasyonların başladığını gösteriyordu. Aynı şekilde bu arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun duruşmasının özellikle 16 Nisan'ı takip eden gün ve haftalara yoğun bir biçimde bırakılmış olması, o güne kadar çok geniş bir zaman dilimi, yani 5-6 bazen 7 aylık zaman dilimi olmasına rağmen ve bunların da büyük bir çoğunluğu yeni ihtas edilmiş mahkemelerde görülen dosyalar olması, o mahkemelerde dosya yoğunluğunun olmamasına rağmen 5-6-7 aylık süreler bir mağduriyet açığa çıkarıyordu. Ve 16 Nisan'dan sonraya bırakılmaları da bir referandum sonucunu görüp ona göre hareket etmeleri, yine bunun bir hukuk mecrasında, yargı mecrasında olmaktan ziyade yargı üzerindeki siyasi vesayetin etkisiyle yürüdüğünün göstergesidir. Biz açık söylüyoruz, arkadaşlarımız siyasi bir kararla tutuklandılar. Bırakılmalarını da aynı şekilde siyasi bir kararla olacağına inanıyoruz. Çünkü arkadaşlarımız herhangi bir somut suç deliline dayanmaksızın siyasetçi olmaktan kaynaklı yapmış oldukları söylem ve eylemler çerçevesinde tutuklandılar. Ve bugün de kendilerine isnat edilen suçlar bunun dışında bir şey değil. Örneğin az önce Nursel Hanım'kini izledik. Arkadaşlarımız Şırnak'ta Ferhat vekilimizinkini takip ediyor. Gürsel vekilimizinkini, yine vekillerimiz Malatya'da Gülten Hanım ve Sabahat Başkan'ın duruşmalarını takip ediyor. Hepsinin yaptığı konuşmalardan, basın açıklamalarından yargılanıyor olmaları bile başlı başına bir siyasi mecrada yürüdüğünün göstergesidir. Siyasetin 16 Nisan sonrası bu ülkeye içte ve dışta daha fazla itibar kaybedilmesine mahal bırakmaksızın bir an önce bu duruma müdahale etmesini, bu ülkenin üzerine düşen bu hukuk garabetini ortadan kaldırmasını, bu konuda her türlü diyalog yoluna açık olduğumuzu ve ülkenin daha fazla itibarını zedeleyebilecek, insanların da toplumsal bir mutsuzluk ve huzursuzluğa neden olabilecek bu süreci yaşamasına daha fazla tahammülün kalmadığını göz önünde bulundursak bir an önce bu sürecin sonlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Diyarbakır, Mardin ve Malatya'da duruşmalar sürüyor. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Maalesef Mardin ve Diyarbakır'dakiler öğlenden sonraya uzadı ama Şırnak'takinin çok ilk duruşmada Ferhat Encü'ye savcının mütala vermiş olması ve avukatların süre talebine sadece 20 günlük kısa bir süreyle 12 Mayıs'a ertelenmesi ve bununla muhtemelen 12 Mayıs'ta sonuçlanacak olması sanki bir yerlerden düğmeye basılmışçasına çok hızlandırılma, yangından mal kaçırırcasına adil bir yargılanma süreci işletilmeksizin yürütüldüğü konusundaki kaygılarımızı arttırıyor. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hemen direkt oraya geçelim. Hemen oraya geçelim. Bir kısmı zaman aşımına uğradı, bir kısmı unutuldu, unutturuldu.
bir kısmı ile ilgili açılmış olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları cezasızlıkla sonuçlandırıldı. Tüm yaşamını insan hakları mücadelesi, barış ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına hasreden değerli baro başkanımızın soruşturma dosyasının faili meçhul